Duru. Duru doğru cevap. Efendim? Simya. Simya doğru cevap. Cumhurbaşkanlığının külliye. Külliye doğru cevap. Ketenpere. Ketenpere doğru cevap. Konum atmak. Konum atmak doğru cevap. O kadar günlük olacağını düşünmedim ama. Hanımlar beyler, haftanın finalinin ilk yarışmacısı Serkan Bey'le masada baş başa oturduk. Siz de her zaman söylediğim gibi baş başa masaya oturup buton tokatlamak isterseniz bizimle şu adrese bir şeyler yapın, cebimize gelsin. Siz de belki oturursunuz, ne güzel olur. Tatlı tatlı yarışırız. Serkan Bey ne var ne? İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız? İyi, fena değil. Oyunlar nasıl gidiyor? Güzel. Siz oynuyor musunuz evet, herhangi bir şeyde? Oynuyorum şu an. Nerede oynuyorsunuz? Bir doğaçlama ekibimiz var. Evet. Reklam gibi olacak, isim verebiliyor muyum? Verin efendim. Gönder gelsin diye bir doğaçlama ekibimiz var, evet. Orada oynuyoruz. Bir de şimdi Karaağaçlar isimli bir oyunumuz var. Çok güzel. Bir de kendimin yazdığı bir oyuna başlayacağız. Siz oyun yazdınız? Evet. Aa çok güzel, ne kadar güzel. Nerede oynuyorsunuz efendim? Tatavla'da oynuyoruz şu an. Ha, Tatavla'da oynuyorsunuz. Evet. Çok güzel, harikulade. Ben de sevgili izleyenler, daha yeni geçenlerde Balina isimli oyunu seyrettim. Benim yakın arkadaşım Enis Arıkan ve Şevnem Bozoklu'nun yer aldığı bir oyun. Yağızcan Konyalı ve Helin Akdemir, yanılmıyorsun soyadını yanlış söylediysem Allah beni kahreder, oynuyor. Çünkü Helin Hanım gerçekten çok başarılı, fakat Enis Arıkan'ı seyretmeniz lazım. Ağla ağla içim çıktı. Yani hışır olduk sevgili izleyenler. İstanbul'da oynuyor şu an. Eğer vaktiniz olursa muhakkak görmenizi arzu ederim. Siz de görürsünüz. Mutlaka ki. Diye umut ediyorum. Anneniz ve kardeşiniz de geldiniz yine. Nasıl da? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Vallahi nasıl bıraktıysanız öyleyim. Serkan birinci oldu. Çok memnun olduk. Siz zaten bekliyordunuz. Bekliyordum ben, evet. Veriyordum oğluma. Şimdi bugün güveniyor musunuz? Bugün de güveniyorum. Hep arkasındayım. Helal olsun size hanımefendi. Sağ olun. Bütün anneler gibi. Ama Elif'in görüşünü merak ediyorum tabii bu noktada. Ben geçen sefer ikna edememiştim sizi ama yine güveniyorum abime. Ne oldu? Azarladı mı sonra seni bu? Hayır, ben kendimi ifade edememiştim. Siz yani. Kendinizi ifade edemediniz. Evet. Tehdit mi ettin kızı? Hiç bir şey söylemedim. Ağzımı bile açmadım. Yazmışsındır zaten diye tahmin ediyorum. Evet. Ayaklarınıza sağlık tekrar. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Serkan Bey, heyecan meyecan bir şey yok diye tahmin ediyorum. Yani işte çalıştım, hazırlandım heyecanımı yenmek için. Çalıştınız, hazırlandınız. Tabii. Allah aşkına yöntem söyleyin, ihtiyacımız oluyor çünkü. Kendime bir motto buldum diyelim. Motto buldum. Evet. Neymiş efendim? Çalışalım yeter ki. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz. Bu motto muymuş? Yani anlık. Anlık motto. Gayet güzel demeyi çok ister mi? Anlamadım bile ne dediğinizi. Umarım yazılarım böyle değildir. Umarım. Aynen. Yani bir de zaten kendiniz şey yaptığınız için şey olmuş olabilir. Mottonuz bu. Çalışırsak olur gibi mi? Yani içimizdeki nehirler diyelim, evet. Hazırsınız. Serkan Bey, biliyorsunuz dört harflilerle başlıyoruz. Artık madem hazırız da dediniz, hanımlar beyler haftanın finali ilk kelimesiyle başlıyor. Gönüldaş, candan arkadaş. Dost. Efendim? Dost. Dostu doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl geliyor. Kim Bilginler'e göre kendisine kitap indirilmemiş peygamber? Kimi Bilginler'e göre kendisine kitap indirilmemiş peygamber? Peygamber adı mı bu? Efendim? Peygamber adı mı? Yoksa sıfat mı? Kitap indirilmemiş peygamber. Ha, harf alayım. Harf verelim efendim. Nebi. Nebi. Nebi doğru cevap. Bastıktan sonra bir daha söylemem lazım. Yoksa ben burada tutulacağım böyle Serkan Bey. Efendim beş harfli ilk kelimemize geçiverdik, gördünüz mü?
İnsanı şaka yollu olarak uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan takılgan. Aa, o çok şeydir. Nokta noktadır derler. Böyle çok yaramaz çocuklara denen bir kelimeye de harf alayım bir tane. Harf vereyim efendim. Bir tane daha alayım. Bir tane daha verelim efendim. V durdur. P efendim. Devam. Muzip. Muzip doğru cevap. 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir kimseye sonradan takılan, genellikle bir özelliğiyle bağlantılı olan isim. Lakap. Lakap doğru cevap. 6 harfli ilk kelimemiz. Bakın nasıl geldi ekrana. Şehir merkezinden uzak, dağlık alan. Nokta nokta kesim diye tabir edilir genelde. Kırsal. Kırsal doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci kelime. Buyursunlar. Küçük küp biçimindeki kıtır ekmek parçası. Çorbaya falan hani konulur ya. Evet. Yine acıktım sevgili. Kıtır ekmek parçası. Kıtır ekmek parçası. Kıtır, bunun yardımı da yok. Ben sana evet, öyle işte söyleyeyim. Harf alayım. Harf verelim efendim. Böyle kızarmış. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Küçük küp biçimindeki kıtır ekmek parçası. Evet. Fransızca kökenli. İkinci harfi sesli düşünmeyebilirsiniz o yüzden. Kıra... Gibi. Kıra... Evet. Krater mi? Krater. Ne? Kratör. Değil. Kratir. Hayır. Krater. Hayır. Kratar. Hayır. Krator bilmiyorum. Ya ona çok yakın. Krator. Ne? Hayır. Kratur. Kruton. Serkan Bey. Yok muydu? Gerçekten yok muydu? Kruton. Üzgün alkış. Çıkmazdı. Haftanın finalinde ilk üzgün alkışımızı duyduk. Kruton bizi aç bıraktı sevgili izleyenler. Kruton, bu şeyleri hani çorbalara böyle koyulur ya. Hı hı. Onun adı kruton işte. Siz ne diyorsunuz? Sezar salatada falan da oluyor galiba. Evet evet, orada da oluyor. Ama onun adını bilmiyorsunuz. Kıtır ekmek bizde o yani. Dümdüz diyorsunuz. Aynen. Aklıma doğru gelmedi. Peki efendim. 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Yarar sağlamayan, gereksiz, boşu boşuna. Farsça kökenli. Bu çabalar nokta nokta. Farazi. Değil efendim. Çabalar. Nokta nokta geçti yıllar. Beyhude. Beyhude doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2400 puanımız var. 1 dakika 42 saniyede süremiz var. Kalan soruları bilirsek 8500 puanı paketler buradan. En azından şimdilik gün birincisi olarak ayrılabiliriz. Arkamızda 3 yarışmacı var. Başlarına ne geleceğini kimse bilemez. Öyle bakalım. Değil mi? Tabii ki. Aynen. Umudunuz var. Yani. Yani. Okey. Bu sizi daha rahat kılacak. Göreceksiniz. Umarım. Hanımlar beyler, 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir kimseyi veya olayı anımsatan nesne, hatıra. Bu bana rahmetli babaannemden nokta nokta. Emanet. Değil efendim. Yani. İşte ondan kalmış hatıra olarak o bana ondan nokta nokta. Yine işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir ipucu Farsça kökenli. Aa. harf alayım bir tane. Harf verelim efendim. Kadın ismi olarak da kullanılır. Güzel. 1 dakika 1 saniyemiz kalmış. Oldu bu şekilde.
Yani bunun başka kopyası da yok Serkan Bey. Anladım. Yani olayı anımsatan Orhan Veli şiiri var. Kitabe-i Sengi Mezar'da geçiyor. Kendi gitti, adı kaldı. Örneği de verdik ama. Benden gerçekten. Yapıyorum. Peki bir hatırlamak için bir Farsça köken bir şey böyle hatırlamak için. Onu tabii o gece de onu nokta nokta ettik. Yadigar olacaktı. İkinci üzgün alkışı aldık. Sevgili alkış severler. Yadigar da duymadığınız bir kelime. Yok, yadigarı duydum da oradan aklıma gelmezdi. Hay Allah. Yadigar. Şiirden bile örnek verdi. Harry Potter'dan gelirdi aklıma. Harry Potter'dan Yadigar. Son filmin. Son filmi. Ölüm Yadigarları. Ölüm Yadigarları. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Hay Allah sevgili izleyenler. Şaka. İpucunu beğendiremiyorum. O noktadayız. Sonra da kız kardeşi geriden geliyor deyince kızıyorlar. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Kendisi bakınız oturmadan kısa sürede acele olarak. İki kelime. İkileme gibi bir şey mi? Yok. Oturmadan kısa sürede acele olarak. Böyle bir hani ya bir nokta nokta uğradı gitti. Ayaküstü. Ayaküstü. Ayaküstü doğru cevap. 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Kenarından katlamak anlamına gelen, mecazen başarmak hakkından gelmek anlamında da kullanılan söz. Kıvırmak. Kıvırmak doğru cevap. Efendim 9 harfli kelimemiz geliyor. Bakalım kendisi iki kelimeden oluşan bir arkadaşımız buyursunlar. Çevrenin yoğun dikkatini üzerinde toplayan kişiler için kullanılan bir söz dizisi. Yoğun dikkati topluyor. Yani ilgi çekici. İlgiyle başladığı kesin. İlgi topluyor. Odağı. İlgi odağı doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci kelimemizde birleşik bir kelime biraz ötelerden geliyor. Buyursunlar. Duyularımızla algılayamadığımız varlıkları araştıran felsefe, doğa ötesi. Neydi onun diye? Şey efendim, bir bilim dallarını sayın. Felsefe, biyoloji. Daha matematiksel. Doğa üstü, şey. Efendim. Kız ötesi diyeceğim, hayır. Değil. Yaralı müzesi şaka. mesela spor biliyorum, yapıp neyimize biliyorum. Dikkat ederiz? Beden, fizik, fizik üstü, metafizik. Metafizik doğru cevap. Biliyorum da aklım öğrenmedi işte. Bildiğinizi biliyorum efendim, bildiğinizi biliyorum zaten. 10 harfli iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabiri soracağız size. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. Mecazi anlamda günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan kimse. Geri kalmış. Gibi bir şey. Ama mecazi anlamda olduğu için. Çağ dışı. Gibi bir şey. Ama mecazi anlamda. Yani günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan kimse. Yani... Böyle bir geri kalmış ya. Yani nerede kalmış? Biraz. Eskidi. Eski kafalı. Eski kafalı doğru cevap. 10 harfli son kelimemiz efendim Türkçe. Ve tek başına bir kelime inanır mısınız? Mastar var. Mastar var. Yani buyursunlar. Sıcaklığı artmak, yanmaya başlamak. Ateşlenmek. Değil. Ama çok benzer. Ateş böyle. Ateş yaktınız. Ne var orada? Harlanmak. Harlamak. Hararet. Değil efendim. Ateş var ya ateş. Evet. Ateşin nesi var efendim? Isısı var, dumanı var. Yok,
Efendim yaktınız odunu. Odun ne oldu? Yandı. Bir şey aldı. Alev almak, alevlenmek. Alevlenmek doğru cevap. İnanılmaz sevgili izleyenler gerçekten ya. İşte alev almak kopyasını vereceğim diye kelime oydu galiba diye. Ay yanlış mı söyledi diye yine nota bakıyorum bu. Serkan Bey 7200 puanımız var. 4 saniyede cebimize kaldı. Bakalım. Bakalım zor neler olacak. Gibi. Yani evet zor görünüyor ama en azından eğlendik. Tabii. İki kere üzgün alkış yedik ağzımızın aynen, ortasına. Maalesef. Hak edilmemiş bir üzgün alkıştı aslına bakarsanız. Bayağı da debelendik. Olmadı. Olsun. Olmayınca olmuyor. Aynen. Bugün, yani birazcık bugün biraz geri kaldım. Estağfurullah. Her zamanki gibi. Elif Hanım'a buradan teşekkürlerimizi ve öngörüsü için saygılarımızı sunuyoruz. Serkan Bey çok eğlenceliydi sizinle yarışmak. Bakalım diğer üç yarışmacı ne yapacak? Hanımlar beyler Serkan Bey'i alkışlarla uğurlarken ikinci yarışmacımızı alıyoruz.